Herkese merhabalar. Eşlik benzerlik konumuzla beraberiz. Sonuç evladım. Hocam çok zor diyorlar. Hayır, hiç zor değil. Bak şimdi burada da gördüğümüz gibi aslında eşlik benzerlikte mesela işte ekranı çeviriyoruz. İşte yelkenler, buradaki üçgenler ve benzeri hayatımızın her yerinde eşlik benzerlik var. Biz bu konuyu öğreneceğiz. İşte gölgenin oluşumu, işte buradaki üçgenlerin arasındaki ilişkiler. Hocam matematik çok zor ya. Hiç zor değil. Merak etme. LGS matematikte en iyi netleri yapacağız. Ve bunun için de sana süper bir sürprizim var bu arada. LGS matematik için LGS matik kitabımızı çıkardık. Nedir hocam bu? Sadece matematik denemeleri var bunun içerisinde. Temel soruların olduğu, orta düzey soruların olduğu, yeni nesil soruların olduğu ve çok zor düzeye kadar çok zor düzey soruların olduğu süper denemeler hazırladık senin için. Ve sadece matematik özelinde hazırladık bunların hepsini. Ve en zor da matematik hocam zaten. En başında sarmal denemelerimiz var. Konu bazlı. Ardından da en zor denemeye kadar ilerleyen bir mantıkta toplamda 20 adet matematik denemesiyle seni karşılıyor. Gerçekten, 20 çarpı 20. Gerçekten LGS matematiği harika bir düzeye getireceksin ve aynı zamanda sana çok güzel bir sürprizim var. Çünkü LGS son tekrar zamanı geldi. Çok az zaman kaldı hocam. LGS son tekrar setimiz de çıktı. Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçılarında bulabilirsin. Ve burada da toplam 6 adet kitabımız var ve bu 6 adet kitapla seninle beraber mükemmel bir çalışma yapacağız. LGS son tekrar için. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Bir kere üçgenlerden başlayaraktan eşlik ve benzerlik konusunu anlamaya çalışacağız. Sonrasında çok güzel model sorular çözeceğiz. Ardından Tonguç evladım seninle bugünkü dersimize benzerliğe geçtikten sonra da süper bir şekilde yeni nesil sorular da çözeceğiz. Buradan sana şimdiden göstermek istiyorum. Yeni nesil sorular da çözeceğiz. Kareli kağıt soruları da eşlik benzerlikte en fazla sınavlara çıkan konulardan bir tanesi. O yüzden hemen seninle şimdi başlayalım. Tonguç bir kere eşlik dediğimiz şey çok basit bir şey. Bak ABC üçgeni eştir ve benzerdir. Eştir ve benzerdir. DEF üçgeni derse eğer. Bir kere biz A açısının D açısına eşit olduğunu söyleyebiliriz. A açısı D açısına eşittir. Aynı zamanda B açısı E açısına eşittir. Hatta yazalım. B açısının ölçüsü E açısına eşittir. Aynı zamanda Tonguç evladım benim farklı bir renkle yazmak istiyorum bu sefer de. C açısı da F açısına eşittir. MC açısı eşittir MF açısı MC diyorum. MC açısı. Ha, bunları bu şekilde yazabilmek gerekiyor. Neden böyle ABCDEF verecek bize ve hangi açılar, hangi kenarlar, hangi bilmemler eşit diye sorabilir. Dolayısıyla buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Şimdi bunların nelerini öğrendik biz ilk başta? Açıların eşit olduğunu öğrendik. Ama bir de eşit olabilmeleri için kenarlarının da eşit olması gerekiyor. Nasıl kenarların eşit olması gerekiyor? A açının karşısında bak AB kenarıyla DE kenarının eşit olması gerekiyor. AB kenarı hangisi? Burası. Yani C. DE kenarı hangisi? F. O zaman C eşittir F olmak zorunda. Başka bir şey yazmak istiyorum. BC kenarıyla EF kenarı eşit olmak zorunda. BC kenarı ne? A. EF kenarı ne? D. A eşittir D. Bu da tamam. Süper Tonguç evladım benim. Bir de Tonguç evladım benim şöyle. Şu ikisi AC ile de DF eşit olmak zorunda. AC kenarı neresi? Burası Tonguç evladım benim. DF kenarı da burası. Yani B de E'ye eşit olmak zorunda. İşte bu tarz üçgenlere biz eş üçgenler diyoruz. Hatta şöyle de gösterebiliriz Tonguç'um. ABC üçgeniyle DF üçgeni eş üçgenlere diyoruz. Geldik bir tane örnek soru. Yukarıda verilen şekilde eş bir şekil çizelim demiş. Eş bir şekil çizerken yapmamız gereken şey kalem almak. Tüm kenarların eşit olacağı bir şekil çizmek. Şurası kaç santimetre? Tamam, 1, 2 değil mi? Burayı 2 yazdım. Burası kaç santimetre? 1, 2. Kareli kağıt olduğu için 2, 2. Uzunluklarını hemen ölçüyorum. 1, 2, 3, 4. O zaman burası 4 diyorum. Burayı bilmiyorum. Boş ver. O zaman şöyle yapalım. Mesela şuradan başlayalım. Buradan bak dikkat et. Burası dik. Burası da dik. Aynı açılara da sahip olmak zorunda. Aşağı doğru şöyle bir gitsem. Şuraya da 4 gitsem. Sallıyorum. 1, 2, 3, 4 de. Buraya kadar gitsem. Bak burası 4. Burası 2, burası 2. Aynı kenarları oluşturdu mu? Bak 4, 2, 2. Öyle değil mi Tonguç evet, Öğren? Sonrasında da adam şu parçayla şu parçayı birleştirmiş ya. Ben de bu parçayla bu parçayı birleştirdim. İşte bu kenarla bu kenar. Bak bunlar da dik olacak şekilde. Bunlar birbirlerine eş şekillerdir diyorum. Bütün kenarları ve bütün açıları birbirine eşittir diyebilirim. Geldik Tonguç'um. Oha ve yuh. Eş üçgenler ama ise... Ama zor soru ya. Oha, yuh. Aynen. Hayır. Onlar aksi yok. Oha ve yuh. Olağanüstü harika bir soru yani. Olağanüstü harika anlamlı demek oha biliyorsun Tonguç Evren benim. O zaman oha ve yuh üçgenleri birbirine eşse eğer yapmamız gereken şey şu. Oh'la yuh birbirine eşit olmak zorunda. Oh neresi? 8. Yuh neresi? Yuh neresi? Burası 6.
Eş üçgenler demiş. Bir dakika pardon. Oha. Oha. Burası. U neresi Tonguç Evladım benim? U burası. Ha, o zaman burada bir hata yapmışız. Şimdi oha ile yuh değil de ne eşit olmak zorunda? Ne eşit olmak zorunda? Huy eşit olmak zorunda. Pardon özür dilerim. Burada ufak bir değişik yapıyorum. Oha ile hu bak. Oha, oh burası 8. Hu burası 8. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Tamam 8 8 tamam. O zaman şöyle düşünelim. Şimdi ha ile de uy eşit olmak zorunda. Ha neresi? 8. Uy neresi? 6. Pardon. Ha neresi? Y. Buradaki Y. U neresi? Şuradaki uy dediğimiz yerde 6 değil mi? O zaman bunun 6 olması gerekiyor Tonguç Evren'im. Bak burası 6. Burası 8. Burası dik. Burası 6, burası 8, burası dik. Bak birbirine eş üçgenler neredeyse çıktı neredeyse. Dolayısıyla 6, 8 kaç üçgeni var? Mesela şunu hesaplayalım mı Tonguç'um? Burayı hesaplayalım mı? Nasıl hesaplarız? Burası bir dik üçgen olduğu için Pisagor yapabiliriz. 8'in karesi artı 6'nın karesi eşittir. Soru işaretinin karesi diyebilirim. Dik üçgende iki aralığın kareli toplamı hipotenüsün karesidir diyebilirim dik üçgende. O zaman 64 artı 36 eşittir soru işaretinin karesi derim. 100 eşittir soru işaretinin karesi derim. Soru işareti eşittir 10 diyebiliriz. Soru işareti 10 ise eğer burasının 10 olduğunu söyleyeyim. Şimdi geldik Tonguç bize verdiği zımbırtıya. OA ile hatta şöyle yapalım. OA kenarıyla bak OA kenarıyla H'ye kenara eşit olmak zorunda. OA neresi? Burası. H'ye neresi? Bütün hepsi bu üçgen için konuşuyorum. Huy üçgeni için konuşuyorum tabii ki. O zaman şurasıyla 10'la burası 10 olmak zorundaysa buraya 6 varsa şuranın da 4 olması gerekiyor diyoruz. Zaten bu üçgenin kenarları 6, 8, 10 ise eğer bu üçgenin kenarı da 6, 8, 10 olmak zorunda. Burası 10 ise eğer bura 6 ise buraya da 4 kalır diyorum. O zaman X'e 4 dedik. Y'ye ne demiştik? 6 demiştik. 6'dan 4 çıkarsa da cevabımızın 2 olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ve geçtik model bir sorumuza. Kaç model hocam bu soru? Bu 2019'umuz yeni LGS müfredatına çıkabilecek bir soru. Yanlış şekilde 3 adet eş dikdörtgen kullanılarak oluşturmuştur. Bak burada eş dikdörtgen kullanılarak oluşturmuş demiş. Buna göre A ve B noktaları arasındaki mesafeyi bulamamış. A ve B noktası şurası. Yani şu çizgili mesafeyi soruyor bize. Şimdi ben bunu bulmadan önce eş dikdörtgen dediyse bu dikdörtgenin bir kenarı 7 bir kenarı 3 ise eğer şu taradığım dikdörtgenin 3 ve 7 ise bu dikdörtgenleri de 3 ve 7 olmak zorunda. Burasının kısa olduğu gözüküyor. Burası 3 o zaman burası 7'dir. Burasının uzun burasının kısa olduğu gözüküyor. Burası 7 burası 3'tür o zaman. Bak şu dikdörtgen ve şu dikdörtgenin bütün kenarlarını yazmış oldum. Sonrasında diyorum ki Tonguç Hanım A3 A ile B arasındaki mesafeyi yani şurayı arıyorum ben. Burayı bulabilmek için şöyle bir çizgi çizmem gerekiyor. Şu çizgiyi çizmem gerekiyor. Şurada bir dik üçgen oluşturmam gerekiyor. Bu dik üçgeni oluşturduğum zaman Tonguç burasının hepsinin 10 santimetre olduğunu biliyorum. Şimdi şurası 3 santimetre. Şurası 3 santimetre. Şurası da burası 3 olduğu için burası 3 santimetre. Bütün hepsi kaç santimetreydi? 10 santimetreydi. 10'dan Tonguç Evren'im. Efendim hocam. 10'dan 3 ve 3 çıkarsa geriye ne kalır? 4 santimetre. İşte bu mesafenin 4 santimetre olduğunu söyleyebilirim. Şimdi geldik diğerine. Şimdi bütün hepsi kaç santimetre? 3 artı 7'den 10 santimetre. Şurası 7 santimetre. Şimdi ben aradığım şey şurası değil mi? O zaman 10'dan şu parça yani 7'yi çıkardığım zaman burası 7 ise burası da 7'dir. 7'yi çıkardığım zaman geriye kaç kalır? 3 kalır. O zaman burası 3'te burası da 3 olmak zorunda. Şimdi artık şu bir dik üçgen çıktı. AB arasındaki mesafenin karesi eşittir. 3'ün karesi artı 4'ün karesi Pisagor yapabilirim. 3'ün karesi artı 4'ün karesinden 9 artı 16'dan hop AB'nin karesi çıkar. AB'nin karesi 25 çıkar. O zaman AB dediğimiz şey de 5'tir diyorum ve süper bir şekilde Pisagor'da kullanaraktan benzerlik sorusunu çözmüş oluyorum. Eşlik sorusunu pardon. Geldik benzerliğe. Şimdi, benzemez kimse size hocam. Ton guç, ton ve guç üçgenleri birbirlerine benzermiş Tonguç'um. T açısıyla o zaman diyorum ki ben T açısıyla G açısı birbirine eşittir. Yani benzer üçgenlerde açılar birbirine eşittir. T açısıyla G açısı eşittir Tonguç'um. Aynı zamanda O açısıyla U açısı eşittir. O açısıyla U açısı eşittir. Sadece buraya bakarak söylüyorum bak. N açısıyla da Ç açısı. Yani sırasıyla birbirlerine eşit olmak zorundalar diyorum. Peki hemen burada şekilde gösterelim bir de bunları. Şimdi T açısıyla G açısı birbirine eşitti. O zaman şuradaki açıyla
Şuradaki açı birbirineştir. Tamam eyvallah. O açısıyla U açısı morla göstereyim onu da. O açısıyla U açısı birbirineştir. Yani onlar dik açılar zaten. Bir de N açısıyla Ç açısı. N açısıyla hop Ç açısı birbirine eşittir. Çat. O zaman diyorum ki benzerlik oranını bulmaya çalışalım. Benzerlik oranı dediğimiz şeyi bulabilmek için hemen şunu yapacağız sonucum. Burada ikilileri seçeceğiz. TO ile GU birbirine orantılıdır. TO ile GU. Sonrasında diyorum ki ON ile UÇ birbirine orantılıdır. ON kenarıyla UÇ kenarı birbirine orantılıdır. Aynı zamanda tonu çevirelim. Benim bu sefer farklı bir renkte göstereyim. TN ile GÇ birbirine orantılıdır. TN ile GÇ kenarı birbirine orantılıdır diyorum. Şimdi bunları yazdıktan sonra gel bakalım seninle orantıyı bulmaya çalışalım. Bir kere TO 3 birim. GU 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim. 3 bölü 6. 3 bölü 6. ON'ye bakalım bir de. ON burası 2 birim. Burası 1, 2, 3, 4. 4 birim. 2 bölü 4. Bunların hepsi aynı şeyi veriyor zaten. Şimdi sadeleştirdiğin zaman, 1 bölü 2. O zaman benzerlik oranının 1 bölü 2 olduğunu söyledi. Benzerlik oranı nasıl bulduğunu anladın mı? Anladım hocam. Ne yapıyormuşuz? Buradaki verilen, benzer olduğunu verilen üçgenlerin sırasına göre kenarlarına bakıp zaten benzer olan şekillerin birbirlerinin kenarlarını oranlıyormuşuz diyoruz. Ve geldik benzer olanın benzerlik oranını bulalım demiş. Of kazık bir soruya benzer olan. Bir kere mesela Tonguç Öğren, şunla şu benzer olabilir mi? Şununla şu benzer olabilir mi? Olabilir. Nasıl olsun bu üçgen bu dörtgen saçmalamayın kes. Dolayısıyla aynı şekil olması gerekiyor bir kere. Mesela Tonguç, şununla şu benzer olabilir mi? Olabilir. Dangoz musun bu dörtgen bu üçgen olmaz. Peki şununla şu benzer olabilir mi? Ha olur. Bu olur çünkü bunlar üçgen ikisi üçgen. Ama benzerlik oranını sağlayabilmek için aynı açılarda olması gerekiyor. Mesela şu dik açıysa bu da dik açıysa bu ikisi daha fazla benzer olabilir. Çünkü neden bu ikisi de dik açılı üçgen? Dolayısıyla dik açılı üçgenler arasında bir benzerlik oranı bulmak daha mantıklı burada. Mesela bakalım gerçekten de. 2 burası, burası 2. Ha, burası 3, burası 3. Bak bunun buna oranı, bunun buna oranı 2 bölü 3. O zaman bunlar birbirine benzerdir diyebilirim. Bravo diyorum sana. E ve F, pardon özür dilerim, şöyle göstermek zorundayız. E ile F birbirine benzerdir diyebiliriz. Peki benzerlik oranı nedir? Hemen bakalım. Bunun bir kenarının bunun bir kenar oranı 2 bölü 3'tür diyebiliriz benzerlik oranı. Peki geldik diğerlerine. Şimdi burada bak benzerlik var mı bakalım. Burası 3, burası 3. Burası 2. Ha. Peki Tonguç Evren Bey'im, şu uzunlukla şu uzunluğun oranı 2 bölü 3 mü acaba desen ben sana şunu söylerim. Açılara bakalım. Açılara bakarsak bak bu tamamen bir karenin ortasından geçmiş. Bak bu bir kare. Bu karenin ortasından geçmiş. Ha. Tam 90 derecenin ortasından geçtiğine göre 45 derece. Ama bak dikkat et. Tonguç Evren Bey'im, bu bir karenin ortasından geçmemiş ki. Bu karenin ortasından geçen çizgi bu aslında. Ama bu birazcık daha fazla. O zaman 45 dereceden daha fazla bir açı. O zaman E, B ile D birbirine benzer değil. Özür dilerim. Ve diğerlerine bakalım. Şimdi bak. Şurası kaç? 3. Burası kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6. Allah Allah. 3 ve 6 birbirinin katı gibi duruyor. Şimdi Tonguç bunun yüksekliği kaç? 2. Bunun yüksekliği kaç Tonguç Evren'in benim? 1, 2, 3, 4. Allah Allah. 2 ve 4. O zaman bunlar birbirine benzer. Neden? Yükseklikler orantılı. Bunların kenarları da birbirine orantılı ve aynı oran. Bak 3 bölü 6 ile 2 bölü 4 birbirine aynı değil mi? İşte A ile G de birbirine benzer ve benzerlik oranı da 1 bölü 2'dir diyebiliriz Tonguç'um. 2 bölü 4 veya 3 bölü 6. İkisi de aynı oranı verir. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten çok zeki bir öğrencisin diyorum. Burada da mesela şöyle şunu yapabilirdik. Hani burada hani ben açılardan gittim ya. Mesela şöyle gidebilirdik. Burası 3 değil mi Tonguç'um? Burası 2. Bunun yüksekliği kaç? 2. Bunun yüksekliği kaç? 1. Bak burada benzerlik oranı sanki yüksekliğe bakınca 1 bölü 2 gibi duruyor. Ama burada 2 bölü 3 gibi diyor. O yüzden bunlar birbirine aynı olmadığı için bunlar birbirine benzer değildir de diyebilirsin Tonguç evladım benim. Hatta burada yapabilirsin. Mesela burası 4. Burası 4 uzunlukta. Yani yüksekliği 4. Tabanı da 4. Yüksekliği 4 tabanı 4. Bak bu 6 veya bu 3 diyelim. Yüksekliği 2. Bak bununla birbirine aynı olmasına rağmen burada birbirine farklı. O yüzden bunlar da benzer değildir diyoruz ve geçiyoruz diğer soruya. ABC benzerdir DEF kenarı. DEF güzel, üçgeni. Güzel bir soru. Üçgenlerin benzerlik oranını ve verilmeyen kenarların uzunlukları bulunuz demiş. Şimdi Tonguç'um bir kere AB kenarıyla DE kenarı birbirleriyle
benzer oluyor. O zaman AB kenarı bilmiyoruz. DE kenarı biliyor muyuz? DE kenarı biliyoruz. Ha şurayı bulalım mı sonuç AB kenarını? Nasıl buluruz? Bir Pisagor yapabiliriz. Çünkü bu bir dik üçgendir. Dik üçgenin dikinin karşısındaki hipotenüstür. Dolayısıyla diyorum ki X'in karesi artı bunun karesi artı bunun karesi eşittir bunun karesi. Yani 2 kök 5'in karesidir diyebilirim. Karesi onları. X'in karesi artı 4. 2'nin karesi 4'tür. 2 kök 5'in karesi de hemen çarpalım. 2 kök 5 çarpı 2 kök 5. 2 kere 2 4. Kök 5 çarpı kök 5 5. 4 kere 5'ten 20'dir diyebilirim. 20'dir. O zaman x kare artı x kare eşittir 16'dır. X eşittir 4'tür. O zaman demek ki burası 4'müş. Hiç uzatmayalım. Şimdi AB ile DE birbiriyle orantılı olmak zorunda bu benzerliğe göre. AB ile DE birbiriyle orantılı olmak zorunda. Hemen bakalım. Burası 4. Burası 8. O zaman 4 bölü 8 benzerlik oranı var. Yani 1 bölü 2 benzerlik oranı. Tamam eyvallah. Benzerlik oranını bulduk. Ve verilmeyen kenar uzunlukları bulduk. 1 bölü 2 ise bu üçgen bir katsa bu üçgen 2 kat olmak zorunda. Tonguç'um o zaman BC ile EF birbirinin 1'e 2 katı olmak zorunda. BC neresi 2? O zaman EF bu daha büyük, bu da daha küçük üçgen olduğu için o zaman bu da 4 olacak. Bu ikisi bu da 4 olacak. 2 katı da yani sadece. Mesela burası 2 kök 5 ise bu hatta şöyle yapalım. AC ile de DF birbirine benzer değil mi? AC burası, DF burası. Bunun 2 katı olacak. O zaman 2 kök 5 ise bu da 4 kök 5'tir şeklinde çat diye 2 katını alarak yorum yapabiliriz diyoruz ve geçiyoruz. Bir tane daha mı daha sonra? ON bak Tonguç üçgenleri var yine burada. ON ile GC birbirine paralelmiş. Tamam bunlar birbirine paralel. Tamam. Verilen uzunluklara göre GC X kaç santimetredir? Bu paralelliklerde şöyle bir kural var Tonguç'um. Eğer sen mesela şöyle bir şey yaparsan, şöyle bir çizgi çizersen bu açıyla bu açı birbirleriyle yöndeş açı oldukları için birbiriyle aynıdır. O yüzden şöyle çizgiler varsa ve şöyle bir çizgi geçiyorsa şuradaki açıyla şuradaki açı birbirle yöndeş. Aynı şekilde şuradaki açıyla şuradaki açı birbirle yöndeş. Aynı şekilde şuradaki açı da ortak açı olarak adlandırılır Tonguç. Böyle özel bir soru çözüm taktiği vardır. Şimdi Tonguç bakar mısın? Buradaki üçgenle bak mavi noktalı ve çizgili. Bu büyük üçgene bakalım. Mavi, noktalı ve çizgili. Aynı şey. Yani açıları aynı bu üçgenlerin. Dolayısıyla benzer üçgenler diyebiliriz bunları. Hadi bakalım seninle benzerliği yazalım. Yazalım hocam. TON üçgeniyle. TON üçgeni. Bak maviyi yazdım. Noktalıyı yazdım, çizgili yazdım. Benzerdir. Maviyi yazacağım. Büyük üçgene bakıyorum bu sefer. T. Noktalıyı yazacağım. G. Ondan sonra çizgiliyi yazacağım. Ç. Aynı sırayı yazmak zorundayım bak. T, O, N, T, G, Ç. Yani mavi noktalı çizgili, mavi noktalı çizgili. Bunu yazdıktan sonra artık bitti soru. Neden diyeceksin? Neden? Hemen diyorum ki benzerliği oluşturuyor. Bak, T, O ile T, G birbirine benzerdir. T, O, 4 bölü. T, G neresi? T, G, bütün hepsi değil mi? Bütün hepsi kaç santimetre? Bak burası 4, burası 12 ise bunun hepsi 16 santimetre diyorum. Eşittir diyorum sonrasında. Çok basit devam ediyoruz. Şimdi bu sefer hemen farklı bir renkliydim. ON ile GC birbirine benzerdir. ON neresi? 3. GC neresi? Burası X. Yani 3 bölü X'tir. Bitti bu kadar. Buradan sonra hemen çözüm yapabilirim değil mi Tokucuğum? Yapabiliriz hocam. Hemen içler dışlar çarpma yapalım. 4 kere X 4X'tir. 3 kere 16 48'dir. 4X eşittir 48 olduğu için X eşittir 12'dir. Çünkü 4 ile neyi çarparsan 48'dir 12'dir. O zaman burasının 12 santimetre olduğunu çatarank diye buldum bile işte bu kadar basit bir soruydu. Yapmamız gereken şey şunu yazmak. Şunu yazdıktan sonra benim yaptığım gibi ikili ikili çizip ama aynı sırayla gitmek çok önemli. Sıra burada çok önemli. Sonrasında birbirine böldüğün zaman benzerlik oranı oluştuğun zaman soru bitmiş olur. Geldik yanlış şekilde ABCD EFG dikdörtgenleri benzer midir demiş. Sence benzer midir? Bence benzer değildir hocam. Hemen bakalım. Bunun kenarı 2 santimetre. Bunun kenarı 3 santimetre. Buna bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Allah Allah. Bakar mısın Tonguç evlen benim? Burası 2, burası 4. Bunun kısa kenarıyla bunun kısa kenarının birbirleriyle katı 2 kat. Burada da uzun kenar uzun kenar da birbirine kat. Bunlar dikdörtgen oldukları için bütün açıları da birbirine eşit aslında. Hep bütün açıları 90 derece Tonguç evlen benim. Dolayısıyla bunlar evet yazıyorum Tonguç evlen benim. Evet, evet, evet diyoruz. Evet, bravo evet, diyor. Evet. Benzerlik oranları o zaman ne dersek? 2'nin 4'e oranı. 2 bölü 4 veya 3'ün 6'ya oranı. Yani bunları sadeleştirdiğim zaman
benzerlik oranı 1/2 diyorum. Burada şöyle bir özellik var. Hemen çevreleri oranlarına bakalım mı Tomuş Erdoğan? Bakalım hocam. Mesela bak bu 2 bu 3 ise bunun çevresi nedir? Kısa kenar uzun kenarın toplamı çarpı 2'dir. Yani 2 artı 3 5, 5 çarpı 2 10'dur bunun çevresi. Buna bunun çevresine bakalım hemen. 6 artı 4 10, 2 katı 20'dir. Allah Allah, bunun çevresi 10, bunun çevresi 20. E bunların oranı ne? 10/20'den kaç eder Tonguç evladım benim? 1/2 eder. Yarım. Ha, aynı şey çıktı bakar mısın? Benzerlik oranıyla çevreleri oranı eşit çıktı Tonguç. Bu çok önemli bir bilgi. Acayip önemli bir bilgi. Heh, şimdi bir de şuna geldik. Bunlar aynı olmak zorunda diyoruz. Geldik bir alanlar oranına. Bunun alanları nasıl yaparız Tonguç'um? 2 kere 3, 6 bunun alanı. 4 kere 6, 24 bunun alanı. Alanları oranı yazalım hemen. 6/24. Yani çatçut sayı içinde 1/4. Allah Allah. Tonguç'um farklı bir şey çıktı burada. Aa. Nasıl bir şey çıktı biliyor musun Tonguç'um? Bunun karesini alırsam bu çıkar. İşte burada şöyle bir özellik var. Benzerlik oranının karesini alırsak aslında alanları oranı çıkar diyoruz. Bu çok önemli bir bilgi. Bu bilgiyle sorular yapacağız şimdi. Sen çok dikkatli ol. Geldik bir tane sorumuza. Şekildeki ABC ve KLM üçgenleri benzermiş. Bak AB ile KL birbirine benzerdir. BC ile LM birbirine benzerdir. AC ile de KM birbirine benzerdir diyorum. He, bunları yazdıktan sonra alanlar oranı 4/9 demiş. He, ne demiştik biz Tonguç Evlen Bey'im? Benzerlik oranının karesini aldığımız zaman alanları oranı çıkıyordu. Alanlar oranı kaçmış? 4/9'muş. 4/9 neyin karesi Allah'ını seversen? 2 ile 3'ün. Mükemmel. O zaman benzerlik oranı dediğimiz şeyin aslında 2/3 olduğunu hemen söyleyebilirsin. Peki BC 6 ise LM kaçtı demiş. Bir kere ben biliyorum ki BC ile LM birbiri orantılıdır. Yani BC'nin LM'ye oranı benzerlik oranıdır diyebiliriz. Benzerlik oranı kaç demiştik? 2/3. 2/3 ise BC kaç Allah aşkına? 6. LM kaç? Bunu bilmiyoruz zaten. X bunu arıyoruz. O zaman hemen bunu çözersek sorumuzu bulmuş oluruz. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 2 kere X 2X. 6 kere 3 18. Bu eşittir 18 dediğime göre X eşittir 9'dur diyorum Tonguç. Bravo diyorum sana. O zaman burasının 9 santimetre olduğunu söyleyebiliriz. Geldik yeni nesil bir soruya. Evet şimdi tam da gerçek yaşam problemlerini kullanan. Yaşamımız gerçeği tamamen değişti. Artık tek gerçeğimiz sınav. Şekildeki fon kartonunun 1/4'ü kesilip alınıyor. Tamam eyvallah. Bunu almışız. 4 tanesini parçalamışız. Bir tanesini almışız. Tamam eyvallah. Başlangıçtaki yani şurayı kesmişiz mesela. Sonra burayı buraya getirmişiz. Tamam. Başlangıçtaki fon kartonu ile kesilen parçanın benzer olduğu görülüyor. Buna göre başlangıçtaki kartonun uzun kenarına kısa kenarının kaç katıdır demiş. Başlangıçtaki kartonun uzun kenara kısa kenarının kaç katıdır demiş. Yani şuranın kaç katı olduğunu soruyor bize. Şimdi bir kere Tomuş bu gerçek yaşam problemlerinde birazcık şey düşünmek lazım. Nasıl söyleyeyim sana? Böyle cin fikirlerle düşünmek lazım. Yani burada bir kaç katı olduğunu soruyor ya. Ya versa iyi gitsin. Çünkü zaten kaç katı olduğunu soruyor. Mesela buna bir desen Tomuş'um. Buna 2 desen sallıyorum. Bu 1, bu da 2 olsa. Bu kısa kenar, bu uzun kenar. Tamam mı? Şimdi bu da aynı şekilde burası 1, burası 2 olmaz mı Tonguç evladım benim? Evet. 1/4 kesildiğine göre bu parça eşit değil midir? Dolayısıyla bu 1 ise Tonguç'um. Burası 1'dir. Burası 1'dir. Öyle değil mi Tonguç evladım? Evet hocam. Dolayısıyla diyorum ki ben bu kenar toplamda kaçtır? 4'tür. Bu kenar da 2'dir. Bu bunun kaç katı diyordu? 4/2'den 2 katıdır diyoruz. Aslında ne kadar basit bir soru. Ama bunu şöyle zorlaştırayım sana. Buna diyeyim ki bunun uzunluğu X olsun. Bunun uzunluğu da Y olsun. Bak kasıyorum şu anda. Burası X. Burası X. O zaman burası da Y olmak zorunda. O zaman burası X'e X, 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 X olmak zorunda. Bizim aradığımız şey ne? 4 tane X'in Y'ye oranıdır. Öyle değil mi Tonguç Evren? Evet hocam. Şimdi ben şunu biliyorum. 1/4 olduğuna göre şu parçayla şu parça birbirlerine eşit olmak zorunda. Ve bunların oranları da birbirine eşit olmak zorunda. Yani 4X'in bunun uzun kenarının oranı yani Y'ye oranı eşittir. Bunun kısa kenarına yani y'nin x'e oranına eşit olmak zorunda. Karışık bir işler denklem çıkıyor ama içler dışlar çarpımı yaparsam 4x kare eşittir y kare çıktı dikkat ettiysen.
birbirine benzer olduğunu görüyorum ya. 4x kare eşittir y kare çıktı. O zaman 2x eşittir y'dir diyebilirim. O zaman y eşittir 2x'e, bak buna hemen çat 2x yazıyorum. Buna da 2x yazıyorum. Şimdi ne sormuştu bize? 4x'in 2x'e oranını soruyor değil mi? Yani y'ye oranını soruyor. 4x'in 2x'e oranı çat 2'dir diyebilirim. Buradaki mantık şu bak. Ben demin ne yaptım Tonguç'um? Salladım 1'e 2 verdim değil mi? 1'e 2 verdiğimde buna 1, buna 2 dediğimde, buna 1, 1, 1 dediğimde burası 4 çıkmadı mı? Evet. Bak 4'ün 2, 4, 2, burada 2, 1 tam tuttu. Ama 1'e 3 verseydim farklı çıkacak. İşte burada cin olmak lazım. Burada cin olmak lazım dediğim şey de aslında burada sayılar vererekten böyle 2 dakikada bir şeyler bulabilmek en önemlisidir diyorum Tonguç. Geldik ödülü sorumuzu yap Tonguç'um. Yorumlara yolla. Hadi bakalım sana görüyorum.